Şimdi Mısır'la bir giriş yaptım. Mısır'a dair tabii ki birkaç cümlenizi almak isterim sizin tabii, ama sonrasında tabii. Bizim aslında bugün asıl konumuz, sizinle planladığımız konumuz İsveç'in NATO üyeliği tabii. Ki o dönemde de siz Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili de önemli açıklamalar yapmıştınız. Ön tabii. Uyarılarınız da olmuştu. Şöyle Mısır'a dair 2-3 cümle bir konuşalım mı? Yani tabii, o süreci tabii. Hepimiz hatırlıyoruz. Arap Baharı'nın ardından gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'ye yönelik sözleri, Müslüman kardeşler. Yani şu anki mevcut duruma bizleri ne getirdi? Doğru bir hamle mi mevcut politik ilişkiler şu anda? Bir ekonominin etkisi evet. Var mı şu anda gelmemizde? Evet, biliyorsunuz İrem Hanım, Mısır'la ilişkiler 2011 yılında ilişkiler kesildi. Suriye'de olduğu gibi. Nedeni de Sisi'nin darbeyle gelmesi, yani önceki yönetimi devirerek gelmesi ve tırnak içinde darbeci Sisi denilerek Mısır'dan uzaklaşıldı. Ancak görüyoruz ki 12 yıl sonra, 11-12 yıl sonra tekrar Türkiye işbirliğini geliştirme yönünde önemli adımlar attı. Büyükelçiler belirlendi. Şimdi büyükelçiliğin görevlere başlama durumu an meselesi. Bu aslında çok olumlu bir gelişme. Şöyle bir deyim vardır Orta Doğu'yla ilgili, çok önemlidir ve gerçektir bu. Mısırsız savaş, Suriyesiz barış olmaz derler. Yani Mısır, evet, Mısır Arap coğrafyasında ve Arap dünyasında çok önemli bir ülke, kilit bir ülke Mısır. Yani Mısırsız savaş yapamazsınız Arap dünyası olarak. Bizimle komşumuz bulunan, yani 9-11 kilometre sınırı bulunan Suriye'de yine çok önemli bir ülke. Suriyesiz de barış olmaz Arap coğrafyasında. Dolayısıyla biz maalesef bu iki ülkeyle 2011 yılından sonra ilişkileri ve işbirliğini kesintiye uğrattık. Tabii bunun önemli de maliyetleri olmadı değil, önemli maliyetleri oldu. Kaybedilen çok şey oldu. Ciddi etkileri oldu bizlere. Evet, 11-12 yılın çok hem ekonomik hem de uluslararası ilişkiler arasında önemli maliyetleri oldu. Ama sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz. Zararın neresinden dönülse kârdır. Türkiye'nin Orta Doğu'da, bölge coğrafyasında, Körfez'de, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta Türkiye'nin herhangi bir ülkeyle gergin politikalar izleyerek büyük elçileri çekme suretiyle tamamen işbirliğini koparak ulusal çıkarlarını elde etmesi çok zor. Onun için Türkiye bütün bu ülkelerle işbirliğini mümkün olduğu kadar olumlu yönde olacak şekilde adımlar atmalıdır. Bu olumludur, geç kalınmıştır ama zararı neresinden dönülse kârdır. Umarız İrem Hanım, umarım 9-11 kilometre sınırı bulunan ve Mısır'dan da bizim için çok daha önemli olan Suriye ile işbirliğini kısa zamanda gerçekleştiririz ki eğer Suriye ile işbirliğini kuramazsak iki tane beka sorunuyla yüz yüze kalan bir Türkiye söz konusu. Nedir bunlar? Suriye'de, Suriye coğrafyasının %25'ini ABD'nin işgal ettirdiği PYD, YPG, PKK terör örgütü, yaklaşık 70 bin silahlı terörist var orada. Bunların etkisiz duruma getirilmesi için Suriye yönetimiyle, Suriye ile işbirliği yapmak şart. İkincisi de sığınmacılar sorunu. O da artık bir beka sorunu haline geldi. Sığınmacıların emniyetli ve güvenli bir şekilde kendi ülkelerine, Suriye dönüşlerini sağlamak için Türkiye'nin görüşeceği yer Şam yönetimidir, Şam'dır. Bunun başka kimseyle görüşmesi mümkün değil. Onun için umarız Suriye ile de işbirliğimiz büyük elçi atama düzeyinde kısa sürede gerçekleşir. Peki siz böyle bir temenni var ama siz yakın zamanda bu tarz bir adım gelebileceğini düşünüyor musunuz? Olur mu? Yani bir ısınma turları sanki başladı gibi ama evet, diplomatik düzeyde evet pek çok ülkeyle yeniden bir toparlanma var. Yakın zamanda olur mu sizce bu? Çünkü sığınmacılara da sorduğunuz zaman yani gitmeyi pek çoğu tercih etmiyor. İşte çocukları birçoğunun burada doğmuş, burayı biliyor. İşte burada iş kuranlar var, oraya gitmek istemeyenler var. Hani çok kolay bir süreç beklemiyor bizleri. İrem Hanım, çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir durum var. Mısır'la Savunma Bakanları, İstihbarat Başkanlıkları ve Dışişleri Bakanlığı seviyesinde Moskova'da görüşme yapıldı. Şimdi kaldı, ne kaldı geriye? Liderler düzeyinde bir görüşme. Yani Suriye lideri Esad'la Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak görüşme kaldı. Bunu Rusya çok istiyor bunu. Neden? Çünkü Suriye ile Türkiye arasındaki problemlerin çözümünde Rusya hakemlik rolünden öte, arabuluculu olma rolünden öte iki ülkenin birbirleriyle diyalog halinde olmalarını istiyor. Neden? Çünkü çok sorun var. Türk askeri varlığı var Suriye'de.
Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafi bütünlüğünü tehdit eden PKK-PYD bölücü terör örgütü var Suriye'de. Bir de ABD'nin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği El-Kaide, IŞİD türevi radikal terör örgütleri var. İdlib'de mesela, bu da bir terör örgütü. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin çok açık bir desteği var artık. Yani tabii, onu da saklamıyorlar, tabii. Görüntüler bile var. Kesinlikle, kesinlikle. Ayrıca sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin geleceği için gittikçe yükselen, artan bir beka sorunu olan sığınmacı ve yasa dışı göçmen sorunu var. Ha, sığınmacılar döner mi? Sığınmacıların statüsü, İrem Hanım, Suriye'den gelenler, geçici koruma statüsü altında bulunan sığınmacılar. Bunlar ne demek? Misafir demek. Misafir bir, eve bahçeye zarar veremez. İki, misafir evin ve bahçedeki sistemin kurallarına uyar. Üç, misafir evin ve bahçenin tapusuna ortak olamaz. Hadise budur. Dünya böyle istiyor. O zaman eğer sığınmacılar dönmek istemiyorlarsa, o zaman şunu söylemek lazım. Avrupa Birliği'nin toplamı 30 ülke, İrem Hanım, 30 ülke, yani İngiltere, Norveç dahil, Avrupa Birliği olmayan ülkeleri de katıyorum. Avrupa ülkeleri 30 ülke. 30 ülke toplam ne kadar aldı Suriyeli seçerek biliyor musunuz yaklaşık? 1 milyon, 1 milyon. Nayım Hocam, hatırlarsınız Finlandiya'nın bir açıklaması olmuştu. Biz 30 kişi alabiliriz demişlerdi, hatırlıyor musunuz? Evet. Bir 30 rakamı vermişlerdi. Yani biz hani böyle ölçtük, baktık, ettik. Evet, 30 kişi alabiliriz diye bir açıklama yapmışlardı. Doğru. Evet. Şimdi İsveç 110 bin seçti aldı. Finlandiya işte 30 bin kadar seçti aldı. Bunlar yalnız seçilerek alındı. Seçilerek alındı. İngiltere ne kadar aldı biliyor musunuz? 20 bin seçerek aldı. Şimdi bunlar diyorlar ki Türkiye'ye, sizde kalmaları daha uygun çünkü bizim güvenliğimizi tehdit ediyor, Avrupa'nın güvenliğini. Peki 20 bin seçerek aldığı İngiltere Suriyeli sığınmacı güvenliğini tehdit ediyor da, Türkiye'nin resmi rakamlara göre söylüyorum, yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacı Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmez mi? Bu uluslararası hukuka aykırı bu. Yani adalet ilkelerine, uluslararası hukuka aykırı. Türkiye'nin yapacağı iş, Suriye ile işbirliğini Mısır'da olduğu gibi büyük elçi düzeyinde hemen geliştirmek. İkinci adımda Suriye ile sığınmacıların dönüşü konusunda görüşmek. Ama bununla paralel olarak İrem Hanım, çok önemli bir adım atmak zorunda Türkiye. Avrupa Birliği ile yaptığı göçmenlerle ilgili geri kabul anlaşmasını da iptal etmek. Bunu yaparsa Türkiye 2 yıl içerisinde bütün sığınmacı ve göçmen sıkıntısından kendini kurtarır. Evet, şimdi bir yandan da şu sıra en çok gündemde olan başlıklardan biri ki eylemler de oluyor. Kur'an-ı Kerim yakma hani olaylarını da gördük. Buna karşılık yapılan sert açıklamalar vardı. Ki İsveç'in NATO üyeliği görüşmelerinin devam ettiği, işte biz üstümüze düşen vazifeleri yaptık artık hani söz Türkiye'de dediği bir dönemde bir kez daha böyle bir eylem geldi.